Evet şöyle koyalım. Arkadaşlar fonksiyonlara başlangıç yapmıştık zaten. Şimdi ise fonksiyonların türlerinden ikinci kısma bakacağız beraber. Son konu kitabımızda adım adım ilerlemekteyiz. Tonguç Kampüsü hepiniz hoş geldiniz diyorum. Fonksiyon türleri gibi önemli ikinci bir önemli dersle karşınızdayız. Şimdi zaman kaybetmeden derse geçelim. <laughs> Peki ne yapacağız derste? Tabii ki türlere başlamıştık. Eşit fonksiyonu öğrendik. Daha sonra sabit fonksiyonu öğrendik sırada. Birebir gibi ÖSYM'nin çok sevdiği bir konu var. Ve örten içine durumları var. Birim, tek, çift fonksiyonlara bakacağız. Sonra da diyeceğiz ki Aa ÖSYM tarzı soruyu da çözdüm ben. Ha bu iş olmuş diyeceğiz. Hadi bakalım başlayalım. Birebirlik tanımıyla. Arkadaşlar fonksiyon neydi? İlk başta geçen dersin minik bir hatırlatmak istiyorum size müsaadenizle. Bakın. Bir bağıntının fonksiyon olabilmesi için tanım kümesi dediğimiz bu kümedeki her bir elemanın değer kümesi dediğimiz ikinci kümede bir ve sadece bir tane karşılığı olmalı. Bu görmüş olduğunuz şey bir fonksiyon belirtir değil mi? Fakat şöyle bir şey yaparsanız eğer buradaki nesneleri alıp bunu buraya götürdünüz, bunu buraya götürdünüz, aynı zamanda buraya götürdünüz. İşte o zaman olmaz fonksiyonunu şurada bozmuş oluyorsunuz ya da burada başka bir eleman var o hiçbir yere gitmemiş o da olmaz. Fonksiyon olabilmesi için hepsini bir ve yalnız bir görüntüsünün olması gerekiyor. Peki fonksiyondan sonra birebir fonksiyon tanımı nasıl yapılacak? Bir fonksiyonda tanım kümesindeki her eleman değer kümesindeki bakın şuraya dikkat farklı bir elemanla eşleniyorsa bu fonksiyona birebir fonksiyon diyeceğiz. Ne demek istiyorsunuz? Hemen şurada açıklayalım f fonksiyona dikkat edin. Bu arada bu fonksiyon mu? Evet hocam. Neden? Çünkü tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü sadece bir tane. Değil mi? Şu şekilde ikiye ayrılarak gitmemiş. Aynen. Bu şekilde ikiye ayrılarak gitmemiş. Dolayısıyla bu bir fonksiyondur. Peki birebir midir? Dikkat ederseniz eğer arkadaşlar, 2 ve 3 sayıları aynı görüntüye gelmişler. He, olmaz. Neden olmaz? Çünkü değer kümesindeki farklı elemanlara gitmeliydi. Görüntülerimizin farklı çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla 2 ve 3 b'ye geldiği için f fonksiyonu Üzgünüm ki birebir değildir demeliyiz. Yani aslına bakarsanız farklı elemanlar farklı görüntülere sahip olmalı. Kapış. Buradan devam ettim. Geldim g fonksiyonuna. Bakın, farklı elemanların tamamı farklı yerlere gitmiş. 1c'ye gitmiş, 2a'ya gitmiş, 3b'ye gitmiş, 4d'ye gitmiş. Hepsi farklı yere gitmiş. He, demek ki arkadaşlar bu aynı zamanda bir fonksiyonda belirttiği için g fonksiyonu birebir fonksiyondur yorumunu yapabiliyoruz. Şimdi sıkı dur. Bir kümeden diğerine kaç tane fonksiyon, kaç tane birebir fonksiyon tanımlarsın? Bunu nasıl hallediyorsun? Şöyle ki mesela iki elemanlı bir kümeden üç elemanlı bir kümeye fonksiyon tanımlamaya çalışalım. Arkadaşlar fonksiyon diyorum bakın birebir değil. Buradaki eleman kaç yere gidebilir? Hocam üç yere gidebilir. Buradaki eleman kaç yere gidebilir? Hocam o da üç yere gidebilir. O zaman buradaki işlemin sonucunda fonksiyon adedi üçün karesi oldu. Neden biliyor musunuz? Çünkü ikinci kümenin eleman sayısı dikkat edin üç tane ikinci kümenin eleman sayısı. Birinci yani tanım kümesinin sayısı 2. O halde fonksiyon adedini bulmak için arkadaşlar A ve B kümeleri varsa karşımızda biz de A'dan B'ye fonksiyon tanımlayacaksak bunun adedini ikinci yani değer kümesinin eleman sayısı üzeri birinci kümenin eleman sayısıyla buluyoruz. Buradan örnekten anlatmış olalım. Peki bunların içerisinde acaba kaç tanesi birebir ya? Bakın şu durumda birebiri tespit etmek kolay. 9 tane fonksiyon var ya bunlardan kaç tanesi birebir? Birinci durum şu. Şu nereye gidebilir? 3 yere gidebilir hocam. Ya Yazınız. Mesela bunu buraya gönderdiniz. Şimdi bu artık buraya gelemez. Birebirli anlatıyoruz ya. Birebir olabilmesi için ikinci nesnenin şuraya gelmemesi lazım. Buraya gelmesin diye kapatırız. Artık geride elimizde iki tane nesne kaldı. Üç kere ikiden sorduğum sorunun cevabı altı. Yani dokuz tanenin içerisinde altı tane birebir fonksiyon var. Üç tane birebir olmayan fonksiyon var. Şimdi biz genel bir metot bulmalıyız bu altıyı elde etmek için. İşte bunun içinde de tabii ki arkadaşlar permütasyona başvuruyoruz. Ve şöyle yapıyoruz. Değer kümesinin eleman sayısı n olduğu için burada e, tanım kümesinin eleman sayısı da m olduğu için N'in ile permütasyonunu hesaplarsak bu işi çözmüş oluruz. İsbat. gel buraya şimdi bak ne dedim? Bunun sonucunu altı çıkması için yani birebir fonksiyon adedini bulmak için ikinci kümenin eleman sayısı 3 olduğu için ilk kümenin eleman sayısı da 2 olduğu için 3'ün ikili permütasyonu yapmalısınız. Yani 3 boşluğa 2 tane kişiyi dizmelisiniz bir nevi. Dolayısıyla 3'ün ikili permütasyonu zaten 3 çarpı 2'ye eşit olduğuna göre cevabımız tekrardan 6 gelmiş olacaktı. Yani fonksiyon adedi değer kümesi üzeri tanım kümesi eleman sayısıyla birebir içerisinde birebir fonksiyon adedi ise değer kümesinin tanım kümesiyle permütasyona alınması sonucuyla hesaplanıyor demiş olalım. Şimdi gelin bunu uygulayalım bence. F fonksiyonu A'dan B'ye. Güzel. Fonksiyon için F1 C'dir. Tamam. F2 B'dir. Müthiş. Eşitlikleri sağlandığına göre 1, 2, 3 hangileri doğrudur diyor. Bakın şimdi dikkatli olmamız gerekiyor. 125 tane F fonksiyonu tanımlanabilir demiş. Bakın arkadaşlar fonksiyon diyor. Birebir dememiş. Peki fonksiyonu nasıl tanımlayacağız? Bir kere şunlar garanti. Bunları kendisi soruda vermiş. Ben bununla uğraşacağım. Şimdi fonksiyon olabilmesi için 3'ün de buradaki nesnelerden herhangi birine gitmesi gerekiyor. Değil mi? Dolayısıyla 3 sayısı buradaki 5 nesneden herhangi birine gidebilir. Bakın dikkat edin birebirliği konuşmuyorum şu anda. Fonksiyonluğu konuşuyorum. 3 nesnesi buradaki 5 nesneden herhangi bir tanesine gider. 5 farklı çarpı. Sonra gelir 4'e. 4 de yine buradaki 5 nesneler herhangi birine gider. Çarpı. 5 nesnesi de buradaki 5 nesneden herhangi birine gider. Dolayısıyla aynı olay örgüsü olduğu örgüsünde olduğumuz için çarparız ve 125'i bulmuş oluruz. Yani 125 tane f fonksiyonu tanımlanabilir. Doğru. 24 tane birebir f fonksiyonu tanımlanır demiş. He, bir dakika dur şimdi. Birebir f fonksiyonu. Dikkat. Birebir olabilmesi için farklı elemanların farklı görüntülerinin olması gerekiyor. Şimdi bir C'yi doldurmuş. Artık buraya kimseyi getiremem. Birebirliği konuşuyoruz. 2 B'yi doldurmuş. Buraya da kimseyi getiremem. Kaldı elimde 3 tane seçenek. Bunun için kaç farklı yere gider sorusunu cevaplandıralım. Bu A'ya, D'ye, E'ye götürülebilir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 farklı yere gider. O halde şuraya 3 attım. Bunu hallettim. Sonra geldim buna. Diyelim ki bakın şöyle şunları kapatmıştık ya. A, D'den bir tanesine götürdüm. Hangisine götürmüş olayım? İşte A'ya götürmüş olayım. Şöyle yapalım. A da kapandı. Artık bunun için kaç seçenek kaldı? 2 seçenek kaldı hocam. Ha, demek ki bu da iki yerden bir yere gider. Artık hatta şöyle de yapabiliriz. A'ya götürmüş olalım. Bunu da D'ye götürmüş olalım. Artık bunun için tek bir seçenek kaldı. Çünkü A B C D harfleri dolduğu için tek bir yere gitmek durumunda. 3 2 1 çarpımından dolayı 6 gelmiş oluyor. Kısacası bu koşulları da sağlayan arkadaşlar 24 tane değil, 6 tane birebir F fonksiyonu tanımlanabilir diyeceğiz. Geldik görüntü kümesinin 3 elemanlı olan 81 F fonksiyonu tanımlanabilir sorusunun yanıtına. Şimdi önce beyaz bir sayfa açalım tekrar. 1 2 3 4 5 ve şuraya da A B C D E yazalım. Zaten F1 C idi. Bunu gönderdim. F2 de B idi. Biz neyi istiyoruz? Görüntü kümesi 3 elemanlı olan kaç tane fonksiyon yazılır sorusunun cevabını istiyoruz. Bakalım 81 çıkacak mı? Şimdi arkadaşlar öncelikle Görüntü kümesi 3 elemanlı olsun diyorsanız zaten iki tane elemanını şu anda sizlerde görüyorsunuz değil mi? Peki 3. eleman A, D ya da E'den bir tanesi olacak. Yani görüntü kümesinin 3. elemanı olmaya aday 3 tane harfimiz var. O yüzden 3 attık. Mesela diyelim ki 3. elemanımız da bu olsun. Artık bunlar devre dışı kalmış olacaklar. Kapış. Peki buradan buraya şimdi fonksiyon tanımlayalım beraber. 3'ün gidebileceği kaç farklı yer var? Hocam 3. 4'ün gidebileceği kaç yer var? Fonksiyon çalışıyoruz. Hocam 3. 5'in gidebileceği hocam 3. Aa demek ki 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 81 tane f fonksiyonu tanımlanmış oluyor. Sizler de görüyorsunuz bu 3'ün sebebi ne? B ve C burada görüntü kümesinde garanti olduğu için 3. elemanı tabii ki A, D, E'den seçtim. Buraya da o yüzden 3 farklı ihtimal geldiği için şurayı 3 başlattım. Geri kalan da zaten klasik az evvel yaptığımız işlem. O zaman bu doğru oluyor değil mi? Evet şu eksi 1 ve 3 oldu cevabımız D şıkkı olacak idi. Evet arkadaşlar fonksiyonlar çok önemli gerçekten bunu hep söylüyorum AYT'de bakın AYT sınavında zaten direkt adamlar fonksiyonun hareketini soruyor yani bununla ilgili matematik okur yazarlığına sahip olmanız açısından aşırı önemli bir dersteyiz şu anda zaman zaman AYT'de dalıp çıkıyorum haberiniz olsun A ve B boştan farklı kümeler olmak üzere. Aşağıda bazı fonksiyonların tanım ve değer kümeleri verilmiştir. F fonksiyonu A tanım kümesinden R'ye gitmiş. Kuralı buymuş. Yani içine yazdığınız şeyin karesini alıp 1 ekliyormuş. E, G fonksiyonu da 2 katını alıp 1 ekliyormuş. Yine tanım kümesi B. Yani görüntü değer kümesi de daha doğrusu R. Buna göre bunları inceleyeceğiz. Ve sonunda bir şey düşmüş. A ve B reel sayıların alt kümesidir. Tamam. Birinci öncül. A R olursa F birebir fonksiyon olur demiş. Şimdi bir dakika dur. Eğer burayı R olarak alırsan X kare artı bir birebir olur mu? Birebir olması demek farklı elemanların farklı yerlere gitmesi demektir. Peki bu şartı sağlayacak mı? Mesela... Eksi bir sayısıyla bir sayısı farklı değil mi? Şuradaki tanım kümesinden aldınız. İşleme sokalım. Eksi bir ve bir sayısını x kare artı bir altında ne yapacağız? Karesini alıp bir ekleyeceğiz. Arkadaşlar eksi birin karesiyle biri toplarsanız ikiyi bulursunuz. Demek ki eksi birin görüntüsü ikiymiş. Peki bir sayısına bakalım. Yani x yerine bir yazalım. Birin görüntüsü için. E birin karesi artı birden dolayı bu da iki oluyor. Olmadı hocam. Neden? Çünkü farklı elemanlar aynı yere gittiler. Dolayısıyla arkadaşlar buradan üzgünüm ki f fonksiyonu bu şartlar altında birebirdir denilemez. Zaten size bir bilgi vereyim mi? Bak AYT dalış çıkış yapıyorum dedim ya. X kare artı 1. X kare artı 1'i hatırlayın parabolik bir fonksiyon. İşte şöyle bir şey. Gördüğünüz gibi bu X kare artı 1 parabol fonksiyonunda şuradaki herhangi bir A sayısı ile buradaki herhangi bir eksi A sayısının görüntüsü aynıdır. Farklı nesneler aynı yere giderler arkadaşlar. Dolayısıyla bu tarz fonksiyonlar reel sayılarda birebir olamazlar. Lütfen dikkat. G birebir fonksiyon olur demiş. Hemen bakalım. Şimdi B reel sayıların zaten alt kümesi. Peki 2x artı 1. 2x artı 1 bir doğru denklemi? Çünkü x'in kuvveti 1. Peki bunu nasıl çiziyorduk? Hemen onu anımsatayım size. Arkadaşlar 2x artı 1'i çizebilmek için zaten şunu y olarak alabilirsiniz. Direktmen. O halde 2x artı 1 y eşittir 2x artı 1 bunu çizeceğiz. Tabii ki x'e 0 verdiğimde y'yi 1 de kesecek. Y'ye 0 verdiğimde x'i e eksi 1 bölü 2 de kesecek. O halde şöyle bir şey çizebilirim. Gördüğünüz gibi bu bir doğru oluyor. Peki bu doğru acaba gerçekten birebir fonksiyon belirtir mi? Kesinlikle evet şunu aklınıza kazıyın. Doğrusal fonksiyondur diyeceğiz buna ileride zaten. Ya da doğru denklemleri her zaman birebir fonksiyon belirtir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü neden biliyor musunuz? Farklı olan nesneler için mesela sallayalım. 3 ve eksi 3 sayısı. Görüntüler de farklıdır. Bakın 3'ün görüntüsü kaç? 3 kere 2 6. Bir de buradan hocam 7. Eksi 3'ün görüntüsü kaç? Eksi 5. Gördünüz mü? Farklı nesneler farklı yere giderler arkadaşlar. Bu yüzden doğrusal e, ifadeler şu şekilde AX artı B formu diyeceğiz buna daha ileride zaten kesinlikle ve kesinlikle birebir belirtirler. Size burada bir şey söylemek istiyorum müsaadenizle. Grafiklerde tekrar anlatacağım ama burada söylemek istedi. içimden geçti. Arkadaşlar bir grafiğin birebir fonksiyon grafiği olup olmadığını anlamanın yolu çok basit. Bak x eksenine şu şekilde paraleller çizin. Eğer bu paraleller grafiği bir noktada kesiyorlarsa en fazla bu fonksiyon birebir fonksiyondur. O yüzden bu fonksiyon birebir. Bak, az evvelkinde çiz x eksenine paraleli gördün mü? Birden fazla yerde kesiyor. Yani bir doğru iki tane yerde kesiyor. Dolayısıyla bir doğrunun en fazla bir yerde kesmesi durumunda birebir olur. Ama iki yerde ve daha üst yerde keserse o fonksiyona üzgünüm ki reel sayılarda birebir diyemezsiniz. Buradan ikisini de anlatmış olduk. geldim buna. f(a) eşittir, g(a) ise a 2 olabilir demiş. Bakalım. Şimdi f a dediğin şey nedir? X yerine a yazarsın. O zaman a kare artı 1 olur değil mi? Peki. Burada da g a'yı bulmak için x yerine a yazıyorum. 2 a artı 1 de bu olacak. Hadi bakalım artı 1'ler gitsinler. A kare eşittir 2 a çıktı. Peki a ile buradaki a'lardan birini götürürsem a eşittir 2 olabilir mi? Olabilir. E hocam 2'dir deseydi ya. Hayır işte A sıfır da olabilir arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz sıfır verirsem her ikisinde yine sağlamış oluyor. Kısacası 2 olabilir ifadesi doğru bir ifadedir. O halde diyebilirim ki cevabım 2 ve 3'müş dedim ve örten fonksiyona geldim. Şimdi birebir fonksiyon ne? Tekrar söylüyorum. Farklı nesneler farklı yere giderlerse birebir olur fonksiyonumuz. Peki örten fonksiyon ne? Arkadaşlar değer kümesinde açıkta eleman kalmayan yani bırakmayan fonksiyonlara biz örten fonksiyon diyoruz. Ha O zaman örtenlik için hangi kümeye bakacaksın? Değer kümesine bakacaksın. Sana hocam şöyle bir soru sorursa. E, arkadaşlar bu fonksiyon e, işte yazdır askere bir fonksiyon mesela şöyle olsun. İşte bu fonksiyon x kare artı bir fonksiyonu örten midir? Sen diyeceksin ki hocam nereyi örtmesini istiyorsunuz? Reel sayıları mı örtsün bu adam? Doğal sayıları mı örtsün? Bak mesela bu fonksiyonu şöyle tanımlarsan e, atıyorum reel sayılardan doğal sayılara tanımlarsan bu fonksiyon örtendir yorumunu yapman çok zor yapamazsın daha doğrusu çünkü neden? Verdiğin değerlere karşılık buradaki doğal sayılar kümesinde her elemanı örtemezsin. Yani x reel sayısına karşılık bunun e, yansıması olarak doğal sayı bulamayabilirsin her zaman için. Örnek 1 bölü 2 değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar buradan zaten bu görmüş olduğunuz ifadede sıfırı bile örtmeniz e, mümkün değil. Kesinlikle. Çünkü x'lerini ne verirseniz verin sıfır açıkta kalacaktır. Oradan bile kaybeder. Kısacası değer kümesi, ikinci küme, açıkta eleman kalmayacak. Bu durumlar sağlanırsa örten olur. Lütfen kendimize bu soruyu soralım. Şimdi f fonksiyonu demiş. Bakıyorum. Değer kümesine açıkta eleman olmadı. Bu fonksiyon örten değil arkadaşlar. Tamam mı? Sebebi de C açıkta kaldığı için. Peki birebir mi bu fonksiyon? Bakın bakalım. Hayır hocam birebir değil. Neden? Farklı elemanlar aynı yere gitmiş hocam. Aferin sana süpersin çözmüşsün bu işi. Gel bu tarafa. Yani birebirlik farklı, örtenlik farklı şey. Buraya gel. Buradaki G fonksiyonu örten mi? Bakıyorum değer kümesinde açıkta eleman kalmış mı? Kalmamış. He, o zaman bu fonksiyon örten fonksiyondur. Aynı zamanda bu fonksiyon birebir fonksiyondur da arkadaşlar. Şimdi zihninizde şöyle bir şey oluşmasın. Örtense birebirdir. Birebirse öyle bir şeyler yok arkadaşlar. Bakın size bir tane minik örnek vereyim istiyorsanız. Şöyle şöyle iki şöyle 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 yapalım. Mesela bu fonksiyon dikkat ettiyseniz eğer şöyle tanımlanırsa örten olmaz. Fakat birebir olur değil mi? Peki şu fonksiyona bakınız şöyle 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 bu fonksiyonda da dikkat ettiyseniz eğer ben bunu şöyle şöyle tanımlarsam buradan da 3. nesnemi tam buraya getirsem yani şuradaki gibi fonksiyon birebir olmaz ve ört e, düzeltiyorum birebir olmaz aynen öyle. Aynı zamanda örten olur arkadaşlar gördüğünüz gibi birebir ol olmuyor ama örten oluyor yani ikisi bağımsız şeyler diyebilirim size. Peki örten olmayan fonksiyona ne diyoruz biz hocam? İçine. Aa o zaman bu içine fonksiyon. Haklısın. Yazalım altına. Bu içine bir fonksiyondur. Örten olmayan fonksiyona içine deriz. Hem birebir hem örten fonksiyonlar için tanım ve değer kümesinin eleman sayıları eşittir. Burada bir dakika durman istiyorum. Sana çok önemli bir bilgi vereceğim. Arkadaşlar bakınız. Şimdi ben şuradaki 3 tane elemandan buradaki 2 tane elemana örten fonksiyon tanımlayabilir miyim? Tanımlarım. Az evvel yaptım zaten. Peki 3 tane elemandan 3 tane elemana örten tanımlayabilir miyim? Onu da tanımlarım. Peki 3 elemandan 4 elemana örten tanımlayabilir miyim? Hayır tanımlayamam. Neden? Çünkü bu buraya gitse, bu buraya gitse, bu buraya gitse en nihayetinde bir tanesi açıkta kalacaktır. Hocam bunu da buraya götürün. E o zaman fonksiyon olmaz ki değil mi? Dolayısıyla şunu söyleyebilirim size. Bir fonksiyonun örten olabilmesi için şuna B diyelim buna da A. A kümesinin eleman sayısı yani tanım kümesinin eleman sayısı değer kümesinin eleman sayısına ya eşit olmalı ya da arkadaşlar tanım kümesi daha üstün olmalı. Tamam mıdır? Buna lütfen dikkat edelim. Bakın burada eşitlik var gördüğünüz gibi. Burada da burada da nerede de şurada da A kümesinin eleman sayısı daha üstün. O halde diyebilirim ki size örtenlik şartı şu görmüş olduğunuz tanım kümesi büyük eşittir değer kümesi. Bir de bunun yanında ekstra bir bilgi daha vermek istiyorum. Eğer arkadaşlar birebir fonksiyon tanımlamak istiyorsanız da bakın şuradaki 3 tane nesne olsun. Buradaki 2 elemandan karşıya birebir tanımlayabilir misiniz? Tanımlarız hocam. Sorun yok. Peki şunu da alsam 3'e 3'ten birebir tanımlayabilir misiniz? Evet hocam tanımlarız. Peki buraya 4 yapsam o zaman birebir fonksiyon tanımlayabilir misin? Hayır. Neden? Çünkü görüyorsun burası üstünse eleman sayısı olarak kesinlikle iki eleman tek bir yerde buluşmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla birebirlik bozulmuş oluyor. Şundan dolayı bozuluyor. O halde birebir fonksiyonlardaysa Tanım ve değer kümesi arasında şöyle bir ilişki var. Ya eşitlik sağlanmıştır, ya da değer kümesi daha üstündür. Bu da bizim için birebir fonksiyon yazılabilmesi şartıdır. Birebir fonksiyon yazabilmek için de bu şartın ön koşul olduğunu söyleyebilirim. Hem örten hem de birebir fonksiyonlarda ikisi ikisi de sağlanmak zorunda ya. Heh. İşte bu yüzden S A eşittir S B'dir yorumunu yapabiliyoruz. Kısacası burada geçen ifade tamamen bundan kaynaklanmıştır diyebilirim. Birebir ve örtense bir fonksiyon aynı anda o fonksiyonda tanım ve değer kümesi eşit miktarda elemana sahiptir fx verilmiş bana. Biçiminde reel sayılarda tanımlı. Bak bunu ilk derste konuşmuştum. Reel sayılarda tanımlı ne demektir? Reel sayılardan alıyor, reel sayılara götürüyor demektir. Bu kadar basit. Tanımlı bir fx fonksiyonu için 1, 2, 3 hangisi, hangileri doğrudur diyor. Şimdi dikkatle izleyin arkadaşlar. Böyle fonksiyonlara zaten parçalı fonksiyon diyeceğiz. İsmi çok önemli değil. Ama bundan sonra bunlarla karşılaşırsanız sizden bir ricam var. Hemen direktmen bunları birbirine eşitleyin. Bakın bunları birbirine eşitlerseniz eksi x artı 3 ile x artı 7 kuralını. Ne olacaktır? Şöyle al gülüm, ver gülüm yapalım. Eksi 4 eşittir 2 tane x ve x eşittir eksi 2 çıkacaktır. Bu eksi 2 noktası bak burayla uyuşuyor gördünüz mü? Şimdi bunu tamamen şöyle düşünmelisiniz. x eşittir eksi 2'nin sağında fonksiyonun kuralı bu solunda yani eksi 2'den daha küçük sayılarda şu tarafta fonksiyonun kuralı bu. Peki bunlar doğru denklemi değil mi arkadaşlar? Evet hocam. E doğru denklemlerinde x'in önünde eğim vardı. Bakın bunun eğimi artı 1. Yani bu adam sağa yatıktır. Gördüğünüz gibi o zaman göz kararı şöyle bir şey çizebilirim. Peki bu nedir? Bunun eğimi eksi 1. Bunun eğimi artı bir bu arada değil mi? Eksi bir mi dedim az <laughs> bilmiyorum hatırlamadım. Bunun eğimi artı bir sağ yatık olmak zorunda. Bunun eğimi eksi bir bu da sola yatık olmak zorunda. Zaten eksi ikiden büyük sayılarda şunu kullanacağız. Yani bu aslında bizim için eksi x artı üç olsun. Bu da x artı yedi olsun. Temsili çiziyorum sadece. Peki eksi ikinin e, görüntüsü ne acaba? Tabii ki eksi iki burada kullanılacağına göre hemen şu kuralda x yerine eksi iki yazıyorum karşıma çıkan sayıyı bir hesaplayalım. 5, üç de buradan geldi. Ne 5 ya? 2, 3 de buradan geldi. 5. Tamamdır. O zaman şurası 5'miş. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Biz görüntü bulacağız ya. Elde ettiğimiz görüntünün en yüksek değeri 5 çıktı. Hocam nereden biliyorsunuz en yüksek değeri? Çünkü bu fonksiyonu göz kararı çizersem en üst nokta yani bizim tepe dediğimiz şu nokta 5'e karşılık geliyor. O halde 5'i geçemez bunun görüntüleri. Ha, 5'i geçemezse 5'ten az olması lazım görüntülerin. Birkaç tane daha deneyelim istiyorsanız. Mesela sıfır sayısı. Sıfır sayısı bu kurala uyuyor. Koyduğunuz zaman cevabı 3 getirir size. Mesela eksi 10 sayısı. Eksi 10 sayısı bu kurala uyuyor. Koyduğunuz zaman cevabı eksi 3 getirir. Yani 5'ten aşağıdasınız. O halde diyebilirim ki görüntüler 5'ten az olacaklar. Bunu zaten grafik bilen arkadaşlarımız daha net bir şekilde anlamışlardır. İlerleyen vakitlerde söyleyeceğiz. Y ekseni burada olduğu için görüntü kümesi Y ekseninde oluşur ve 5'ten aşağı olmak zorunda. Bunda herhangi bir problem yok. Geldiğim birebir fonksiyondur olayına. Şimdi bakın birebir olması için fonksiyonun farklı iki tane sayının görüntülerinin farklı olması lazım. Ve bütün sayılar için bu kuralın sağlanması gerekiyor. Eğer buna aykırı bir tane örnek bulursam birebirlikten bir şekilde e, ne yapacağım? Birebir yanlıştır diyeceğim. Bu ikinci ifade yanlıştır diyeceğim. Peki buna uygun bir şey yakalayabilir miyiz? Elbette ki biraz düşünürsek siz de bulabilirsiniz. Bakın arkadaşlar eksi bir ve 3 sayılarını. Bas, e, eksi 3 sayılarını baz alalım. Şimdi eksi 1 sayısı eksi 2'den fazla olduğu için şurada yerine yazılmalı. Hemen x yerine eksi 1 yazıyorum size. Eksi eksi 1 artı 3. Bunun cevabı ne geldi? 4 geldi. O zaman eksi 1 4'e gidiyormuş. Peki 3 e, eksi 3 kime gider acaba? Hemen burada x yerine eksi 3 yazalım. Eksi 3 artı 7 aa bu da 4'e gidiyor hocam. Eksi 3 de 4'e gittiğine göre patladınız işte. Farklı nesneler aynı e, sayıya gelmiş olduğu için burada birebirlik artık çöp oldu bozuldu kısa örten midir? Ne dedim az evvel size? Hocam hangi kümeyi örtmesini istiyorsunuz diye sormanız gerekiyor. Arkadaşlar, bir kere burada bizim değer kümemiz reel sayılar olduğu için biz bütün reel sayıları örtmeliyiz. Fakat az evvel ne bulduk? Görüyorsunuz, görüntü kümesini 5'ten yukarı bulamadık. Yani 5 beş ve 5'e 5'ten aşağı bulduk. He, diyebilirim ki 6 7 8 gibi 5'ten üstün olan tam sayılara karşılık bir şey yok. Yani kısacası reel sayılarda 5 sayısından öncesini örtersiniz ama sonrasını örtemezsiniz. Yani açıkçası istediğiniz reel sayıyı alır e, alın arkadaşlar kesinlikle 5'ten büyük, büyük değer 5'ten daha büyük bir değer elde edemediğiniz için reel sayıların bu kısmını örtmeyi başaramıyorsunuz. O halde diyebilirim ki bu fonksiyon örten değildir. Zaten şöyle de bir durum var bununla ilgili dikkat buraya. Örten fonksiyonlarda değer kümesi değer kümesi görüntü kümesine eşittir. Ya aynen öyle. Bakın şimdi gelelim tekrar buraya. Bunu atladık değil mi az evvel? Bak buraya dikkat. Değer kümesi görüntü kümesine eşit olursa fonksiyon örten fonksiyon olur. Ama Görüntü kümesi değer kümesinden farklı olursa, o zaman örten olmaz. Bu sorumuzda da aynı bu durum var. Görüyorsunuz görüntü kümesi değer kümesinden farklı arkadaşlar. O yüzden diyebilirim ki bu fonksiyon örten değildir. Cevabımız yalnız bir olacaktı. Bu kavramları çok iyi oturturun lütfen. Geldim birim tek ve çift fonksiyonlara. Üç tane türüm daha var. Şimdi yorumladınız değil mi? Arkadaşlar çok değerli 3 tane anlatacağım size. Bakın birim fonksiyon dediğimiz şey içe dışa bir fonksiyondur. Yani içinde ne varsa dışında da aynı şey vardır. Aynı benim gibi. Dolayısıyla birim fonksiyon içi dışı bir fonksiyonsa bu örnekleri gösterebilirim. Şimdi reel sayılarda tanımlı f fonksiyonu birim fonksiyondur demiş. Buna göre biz abc toplamını bulacağız. Bak kodlama şu. Birim fonksiyon içi dışı bir fonksiyondur. İçinde ne var? X var. Demek ki dışında da X olmalı. He, o yüzden dışında x olsun istiyorsan şurayı bir sıfırlaman gerekiyor. Bu gitsin diye. Burayı bir birlemen gerekiyor. X kalsın diye. Burayı da yine sıfırlaman gerekiyor ki sadece X kalsın. Kapış. Olay bu kadar basit. Peki bakalım A artı 1'in sıfırlanması için A değeri eksi 1 seçilmeli. B eksi 3'ün birlenmesi için B değeri 4 seçilme hocam haklısın. C-2'nin sıfırlanması için C değeri 2 seçilme müthiş. O zaman bunları toplayalım. 4, 2, 6, 1 çıkardınız 5 gelmiş oldu. Yani ABC toplamı 5'tir. İçi dışı bir fonksiyona birim fonksiyon deriz. Peki geldim tek ve çift kavramlarına. Lütfen lütfen bunları sayısal mantıkla düşünmeyin. Neden? 1 ile 1 sayısını toplarsanız 2. Yani tek ile teki toplarsanız çift olur. Ama arkadaşlar tek fonksiyonla tek fonksiyonu topladığınızda... Bakın bu fonksiyon, lütfen karıştırmayalım bunlar sayı. Sayılarda çift olur ama iki tek fonksiyonu toplarsanız yine tek fonksiyon elde edersiniz. Çıkartırsanız da yine tek fonksiyon elde edersiniz. Tamam mı? Şimdi sayılarla bir ayrım noktası var kısacası. Bu bir. İkincisi, bir sayı ya tektir ya çifttir. Değil mi? Tam sayılar. Peki e, fonksiyonlarda böyle bir olay var mı? Kesinlikle yok. Yani... Bir fonksiyon tek değil ise çift olmak zorunda değil. Her ikisi olmayabilir, her ikisi de olabilir. Şimdi ne demek tek ve çift fonksiyonlar? Tabii önce bununla başlayalım. Sayılarla bir ayrımını koydum ben size. Şöyle ayıralım. Bir fonksiyonda x yerine eksi x yazıyorsunuz. Tamam mı? x yerine eksi x yazdığınızda bu eksi fonksiyon tarafından dışa atılıyorsa o zaman fonksiyona tek fonksiyon deriz. Bakın dışa atıldı. Eğer bu eksi fonksiyon tarafından yutuluyorsa o zaman fonksiyona çift fonksiyon diyoruz. Ne demek istiyorsun hocam ya? Örnek versene bana Allah aşkına. Hemen veriyorum. Mesela şu fonksiyonu baz alalım. x küp. Bu fonksiyonda x yerine eksi x yazdığınızda bakın ne oluyor? Arkadaşlar x yerine eksi x yazarsak karşımıza tabii ki küp alacağımız için eksi x'in şu şekilde küpü çıkar. Peki eksi x'in küpü zaten bu demek değil midir? Evet. Şurayı sizler de tanıyorsunuz. X küptür. düzeltiyorum fx'tir. Yani eksi bu balonun yerine de fx yazarsam hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi şundan başladım ve fonksiyonda eksi dışarı çıkmış oldu. O halde bu fonksiyona tek fonksiyondur yorumunu yapabilirim. Ve şunu unutmayın. X'in kuvveti tek sayı olan her şey tek fonksiyon olur arkadaşlar. Bir de çift fonksiyon örneği verelim mi? Verelim. fx fonksiyonu mesela şöyle x kare fonksiyonu olsun. Şimdi siz x yerine eksi x'i yazdığınız anda zaten kare onu yutacak. E yutarsa çift olacak işte. Bu kadar basit de. o zaman çift fonksiyonlarda da x'in kuvvetleri çift oluyormuş. Tabi bunları bilmek bazen yetersiz kalabiliyor. Şimdi hemen şuradaki örneklere bakalım. Bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Tek fonksiyon. Süpersiniz. Çünkü x'in kuvveti 1. Peki bu fonksiyon nasıl bir fonksiyon? Arkadaşlar bu da tek fonksiyon ile küpten dolayı yine tek fonksiyonun toplaması olduğu için burada anlattığım üzere iki tane tek fonksiyonun toplaması ya da çıkartılmasıyla yine tek fonksiyon oluşur bunu unutmayalım. Peki buraya geldim. Bu çift bir fonksiyon değil mi? Çift bir fonksiyonsa çift ile biri toplamış. Nasıl bir şey elde ettim? Bir dakika bir dakika. Bakın şimdi bir sayısı yanında x üzeri sıfır barındırır. Zaten x üzeri sıfır ne demektir? Çift fonksiyon demektir sıfır sayısından. E bu çift, e bu da çift. O zaman bunların toplamında aynı ürünü ortaya çıkartır. Ha, demek ki tekleri toplayıp çıkartınca tek, çiftleri toplayıp çıkartınca çift oluyor. Peki soru tekle çifti toplayıp çıkartırsan ne olur? Valla hiçbir şey olmaz. Bunu da ben size söylemiş olayım. Az evvel de dedim zaten bir fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda değil. Tek ya da çift değildir yorumunu yaparız. Kısacası aynı ürünler e, dışarıya görüyorsunuz. Yani tek e, tek fonksiyonlar bana ürün olarak teki, çift fonksiyonlar toplanması çıkarmasıyla çifti çıkartır. Ve Mert öğretmen soru demiş. Mert öğretmen tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Çift fonksiyonların grafikleri ise y eksenine göre simetriktir şeklinde açıklamasını sınıfa yaptıktan sonra 1 2 3 fonksiyonlarını tahtaya yazmıştır. Buna göre bu fonksiyonların hangilerinin grafiği ne orijine ne y eksenine göre simetriktir? Ha, bir dakika. Şimdi Mert Hoca'nın dediğine göre tek fonksiyonlar orijine göre simetrik olmalı. Bir bakalım hakikaten öyle mi? Arkadaşlar en güzel tek fonksiyon örneği şu ya da x küptür. Bakın bunun çizimi zaten bu birbiri fonksiyon olduğu için şöyle birinci açı ortay doğrusu diye geçer matematikte. Görüyorsunuz orijine göre bir simetri var hakikaten. Tek fonksiyonlar orijine göre simetrik. Bunu iyi kodla kafana. Peki çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Bunu nasıl kodlamalıyız hocam? Nasıl örneklendirmeliyiz? fx eşittir x kare fonksiyonunda işte bu şekilde çizilir zaten bu. Gördüğünüz gibi y eksenine göre bir simetri söz konusu değil mi? Tabi elle çizdiğim için çok simetri olmadı. Bu görmüş olduğunuz fx eşittir x kare fonksiyon da y eksenine göre simetrik olduğu için zaten çift fonksiyondur. Bunu da biliyoruz. De diyebiliriz ki çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Lafı aslında bunlara işaret ediyor. Peki arkadaşlar şimdi biz bu fonksiyonların türlerini bulalım istiyorsanız değil mi? Ona göre ne hangi eksene göre simetri, ol, e, simetrik olduklarını zaten kendiliğinden tespit etmiş olacağız. Peki nasıl tespit edelim? Hemen şuraya geldim. x kare çift 1 sayısı zaten bu da çift. Çiftle çiftin toplamı ya da farkı çift olur. Dolayısıyla bu fonksiyon çift olduğu için Mert hocanın söylediğine göre y eksenine göre simetrik olması lazım. Geldim g x'e. x küp zaten tek fonksiyon. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir arkadaşlar. Bu da olmadı. x eksi 1. Dikkat! Bu tek değil mi? Üzerinde bir olduğu için. Bu da yanında x üzeri sıfır olduğu için çift. Arkadaşlar tek ve çifti işlemi aldığınız takdirde hiçbir şey elde edemezsiniz. Yani üçüncü öncü ne orijine göre ne y eksenine göre simetrik bir fonksiyon belirtir. Keza zaten bunu çizmeye kalkarsanız y eşittir x'i bir birim aşağı alırsınız. İşte bu şekilde fonksiyonu çizmiş oluyoruz. Bu üçüncü öncüdeki fonksiyon. Görüyorsunuz ne orijine göre simetri var y ne de y eksenine göre simetri var. O yüzden aradığımız cevap b seçeneği olacaktı diyebilirim. Devam edelim bakalım. Soru diyor. Gerçek sayılarda tanımlı fx tek fonksiyondur. Buna göre f eksi 2 kaçtır? Bir kere tek fonksiyonlarda x'in kuvveti çift sayı olmaz. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Ve arkadaşlar şuraya dikkat edin. Tek fonksiyon olduğu için buradaki eksinin tık dışarı çıkması lazım. Evet hocam. Hemen dışarıya çıkartalım eksiği. O zaman eksi fx artı 4 tane fx olacaktır. Bu da ne demektir zaten? 3 tane fx demektir değil mi? Peki buranın sonucu artık benim için 3 fx. Kim eşitleyeceğim bunu? Şuna. 3 tane x küp artı k eksi 1 x kare artı 6 tane x oluyor. Hemen ben bunu 3 ile sadeleştiriyorum. Şu şekilde bunlar tık tık gidiyorlar. fx eşittir. Bakın 3'ü buna bölerseniz x küp elde edersiniz değil mi? Şuna zaten bölemiyorsunuz. Çok gıcık bir şey çıktı yazalım şöyle. x kare artı buna bölerseniz 2x. Az evvel ne konuştuk? Tek fonksiyonlarda bu tek fonksiyon ya x kare x 4 gibi çift kuvvetler yer almamalı. Peki burada tek kuvvet eyvallah. Tek kuvvet eyvallah ama bakın burada çift kuvvet var. İşte bunun olmaması lazım ki fonksiyon tek olsun. Peki bunun olmaması k eksi birin sıfır olması demek değil midir? Yani yok olması açısından tabii ki. Dolayısıyla diyebilirim ki k eksi bir aslında burada sıfırdır. K değeri de sorusaydı bir olacaktı. Kısacası burayı çarpılayabilirim. Benim için artık f fonksiyonu x küp artı iki x'tir. Ben Bense şunu bulacağım. Tabii ki x yerine eksi iki yazacağım. Hemen şöyle öyle yönlendirelim soruyor f eksi 2'yi bulacağım. Eksi 2'nin küpü. Arkadaşlar eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Süper. Bir de eksi 2 ile 2'yi çarpacağız. E hocam o da eksi 4 yapar. E, artı ile eksi zaten eksi olacağı için şuraya eksi 4 yazarız ve netice olarak eksi 12'yi bulmuş oluruz. Peki bakalım geldik. Geldik. Nereye geldik? Bir sonraki sayfamıza geldik. Bu da bir önceki dersin ödüllü sorusuydu. Bunu çözelim şimdi. Arkadaşlar bir otoparkın ücret tarifesi için aracın otoparkta kalma süresi t. Bu süre için ödenecek ücrette FT. Yani T'nin görüntüsü olmak üzere bu fonksiyonu vermiş bize. Bu otoparkta 10 araç 150 dakika. Hmm, şimdi bakın. Burada saat diyor. Burada dakika demiş. Bir kere hemen 150 dakikayı saate çevirelim. buçuk saat hocam. Süper. 15 araç e, 2100 dakika. Yok burada fazla olmuş. 210 olacak burası tabii ki. 2000, zaten bu aralıkta öyle bir şey yok. Dolayısıyla 210 dakika. 210 dakikayı hemen saate dönüştürelim. Ne olmuş olacaktır? Tabii ki e, 3 3,5 saat olmuş olacaktır değil mi? Aynen öyle. 18 araç 360 dakika. 360 dakikada 6 saat yapıyor. Süreyle kalmıştır. Bu araçların ödediği toplam miktarı bulacaktık. Şimdi hemen şöyle yapıyorum. Bir kere... Buradaki iki buçuk sayısı şu aralığa düşer. Dolayısıyla ilk 3 saat ücretsizdir. Bakın buradan çıkartabiliyorum. Yani bunlardan herhangi bir para almayacağız. 3,5 saate geldim şimdi. Arkadaşlar 3,5 saat buraya işaret ediyor. Bakın 3,5 saat kalan bir araçtan 5 lira alınıyormuş. Dolayısıyla diyebilirim ki burada 15 araç olduğu için her birinden 5 lira alınsaydı, alındı daha doğrusu 75 TL'lik bir alım yapılmış oldu. Bu da buradan bulundu. Geldim 18 aracın 6 saat kalmasına. 6 sayısı burada. Buraya dikkat şimdi. T6 olduğu için bu aralıkta kalan her bir araçtan bakın T yerine 6 yazacağım. Neden? Çünkü F6'yı bulmaya çalışıyorum. 6 artı 1 7 TL para alınıyor. alınıyor. Demek ki her bir araçtan 7 TL para alınacaksa ve 18 araç kalıyorsa 18 ile 7'yi ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. 18 çarpı 7 kaç yapar? E, 126 yapıyor hocam. Evet haklısın. 126 TL yaptı. Şimdi bu ikisini toplayalım. Bu 125 olsaydı zaten 200 çıkacaktı. O zaman bir de ben ekleyeceğim. 201 TL'yi bulmuş olacağım. Cevabımız 201 TL olarak söylenir. Şimdi ÖSM sor sorusuna bakalım. Evet işte sorumuz geldi. A ve B sonlu ve boştan farklı reel sayıların alt kümeleri olmak üzere. Bence durdur dur, çöz. Bak bu soru çok değerli, düşürücü bir soru. Dilaver f: A B fonksiyonunu tanımlıyor. Yani A kümesinden B kümesine. Bu fonksiyonun hem birebir hem örten olduğunu bilen Dilaver 1 2 3 yorumlarından hangisini yapabilir demiş. Şimdi birincisi şu. g: B A fonksiyonu tanımlanabilir. Arkadaşlar hem birebir hem örten olduğunu bilen dilaverden ne çıkartırız biz? Dersin içinde görmüştük. Birebir ve örtenliği aynı anda sağlayan fonksiyonlarda tanım kümesinin eleman sayısı görüntü kümesinin eleman sayısına eşit olacaktır. Dolayısıyla şöyle bir göz kararı 3'er eleman atabiliriz. Peki ne yapmaya çalışıyor? Şurası B kümesi, burası A kümesi. Zaten biz g fonksiyonunu araştırıyoruz. Böyle bir fonksiyon tanımlanabilir mi? Ne yapacağım? İlk başta f fonksiyonunu şöyle düşünsem, gördüğünüz gibi hem birebir oldu hem örten oldu. Eğer B'den A'ya fonksiyon tanımlayacaksan o zaman şöyle yapman gerekiyor. B'den A'ya bu şekilde çevirmen lazım okları. Görüyorsunuz B kümesi bu sefer tanım kümesi oluyor. Peki tanım kümesindeki elemanlar görüntü kümesine eşlenmiş mi? Evet eşlenmiş ve hiç eleman açıkta kalmamış görüyorsunuz. Yani burada hiçbir eleman boşta değil daha doğrusu. Ve tanımlanabilir dediği için evet tanımlanabilir. Yorumlarını yapar. A ve B kümelerinin alt küme sayıları eşittir. Dur. Zaten bunların eleman sayıları eşitti. Yani A kümesinin eleman sayısı B kümesinin eleman sayısı Aynıydı e, eleman sayıları eşitse Zaten alt küme sayısı 2 üzeri eleman sayısıyla bulunmuyor mu Kümelerde evet hocam ha, Demek ki ikisinin e, alt küme sayısı da Buradan eşit olacaktır çünkü eleman sayıları Zaten aynı Geldim buna fx eşittir x kare olabilir Diyor Vallahi şöyle düşünelim x kare olabilir. Arkadaşlar zaten x karenin çizimi şöyle paraboldür değil mi? Yalnız şu konuda bir anlaşmamız lazım. Burada a ve b'yi biz eğer uygun koşullar altında yani uygun kümeler seçersek bunu gerçekleyebiliriz. Yani böyle bir ihtimalimiz var. Peki nasıl seçeceğiz hocam? Valla şöyle seçeriz. A kümesini şöyle eksi 2, eksi 1 ve 0'dan oluşturalım. B kümesini ise şöyle 0, 1 ve 4'ten oluşturalım. Şimdi eksi 2'yi 4'e götürür değil mi? Kare aldırdı sonuçta. Eksi 1'i 1'e götürür. 0'ı da 0'a götürür. Gördüğünüz gibi e, hem örten oldu arkadaşlar. B kümesinin tamamını örttü değil mi? ve hem de aynı zamanda birebir oldu fonksiyonumuz. Dolayısıyla buna da tik atacak tık sizi yanıltacak nokta paraboller birebir olmaz. Reel sayılarda birebir olmaz paraboller. Lütfen unutmayalım ve reel sayılarda örten olmaz. Burada biz kümemizi kendimiz seçebildiğimiz için bu yorumu yapabilir Dilaver arkadaşımız. Cevabımız A, e, A diyorum E seçeneği olacaktı. Bu dersin ödüllü sorusu da işte bu fonksiyonlar son sürat devam ediyor. Arkadaşlar üçüncü derste de yine önemli şeyler anlatacağım. Hepinize iyi çalışmalar. Yorumlara bekliyorum. Buradaki sorunun cevaplarını kendinize dikkat edin. <laughs>